Tavşanlı'da geniş katılımlı muhtarlar toplantısı yapıldı. Kaymakam Yüksel Kara Başkanlığı'nda yapılan toplantıda bütçe görüşmeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyet seçimi gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kaymakam Yüksel Kara, ilçe genelinde devam eden projelerden bahsederek atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla çevredeki kötü kokunun giderileceğini söyledi. Bir organize sanayi bölgemiz var ve atık su arıtma tesisi yoktu. Dolayısıyla çevre ve insan sağlığına zarar veren yönleri vardı. Yanından geçerken kıtaya giderken ve kıtaya gelirken mutlaka hissetmişsinizdir. Çok kötü kokular salıyordu orası. İnşallah bu atık su arıtma tesisinin yapılmasıyla birlikte bu sorunlar, o sebebimizin bu sorunları bitmiş olacak. Sanayi Bakanlığı'ndaki ihale bizleri de komisyon üyesi olarak katıldık. İhalemiz sonuçlandı. %34 kırıldı. 16 milyonluk iş 10,5 milyona dolayısıyla ihale edildi. Bizim kendi bütçemizle küçük bir hasebe olduğumuz için yapabilme şansımız yoktu. Dolayısıyla Sanayi Bakanlığı bu noktadaki kredilendirmesi, ihale sürecini başlatması ilçemiz açısından son derece önemli bir gelişme oldu. Kaymakam Kara, ilçede yürütülen işler ve tespit edilen sorunların giderilmesine yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Değerli arkadaşlar, Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İl Özelleri olarak biz 2019'da tabii bir yatırım programımız vardı, projelerimiz vardı. Bunlardaki gerçekleşme oranı son derece iyi. Gerçekleşme oranı çok yüksek. Özellikle yollar konusunda bayağı bir ciddi anlamda ben ilçenin kronik sorun olarak adlandırılabilecek sorunların halledildiğini düşünüyorum. Çıkacak Çakılı yolu malum sıkıntılı bir yoldu. Çok şükür sıcak asfaltı yapıldı. Arifler Güzelyurt bölgesindeki yaklaşık 11 kilometrelik yol bitti. Sorunlu bir alandı. Grup köylerine hitap ediyordu. Dolayısıyla o bölgedeki sorunumuz da çok şükür bitti. Tavşanlı ve civar köylerinde yaşanan kablo hırsızlığına karşı da önlem aldıklarını açıklayan Kara, kamera sistemi yerleştirileceğini kaydetti. Hayvan hırsızlığı ve kablo hırsızlığı bizim bölgemizde çok yoğun olmasa da zaman zaman bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Bu öncelikli olmak üzere bu ve benzeri asayiş olaylarının aydınlatılması noktasında grup köy yollarımıza kamera sisteminin kurulmasını istedik. Böyle bir planlama içine girdik. Bu anlamda jandarmamız ve ilçe özellikleri müdürümüz bir çalışma yaptı. Yakın zamanda inşallah o anlamda bir kamera sisteminin kurulmasıyla birlikte biraz daha sizin köyleriniz güvenli yer haline gelecek. Konuşmaların ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyet seçimi yapıldı.